Günaydın, günaydın arkadaşlar. Yeni kalkanlar için günaydın. Sabahleyin erken saatte kalkanlar için öğle vakti. Saat 12 gibi. Trabzon Şalpazarı Üzümüzü Mahallesi'nin hepinize selamlar, sevgiler, saygılar. 2 Eylül. Yağmur şiddetini artırarak devam ediyor. Bu arada da karşıda gördüğünüz gibi köyün bir kısmında duman, yağmur dumanlarının, bulutlarının hareket halinde olduğunu görüyorsunuz. Kendi evimin pencere camından çekiyorum. Çekimi buradan yapıyorum şu anda. İmkanlarımız ancak bu kadar. Fındık bahçesi. Yine köyün bir kısım enerji ihtiyacını karşılayan elektrik santrali. Yüksek gerilim hattı falan, işte elektrik telleri, mahalleye giden internet kablosu, PTT kablosu. Öyle burada yer altından diye bir olay yok. Köy yeri burası. Kısmen dağlık. Kimine göre tamamen dağlık, ancak yurt dışında ve yurt içinde çeşitli yerlerde yaşayan gurbetçilerin daha sonradan emekli olup geldikleri zaman kendilerine daha yaşam alanlarının iyi olması amacıyla yapmış oldukları evler. Müthiş bir yağmur var. Yağmurun sesini de çatından duyuyorsunuz. Tıkır tıkır, şırır şırır geliyor yani. Tabi fındıklar toplandı, patoza verildi. Satılacak olanlar satıldı. Satılmayanların bir kısmı bekliyor. Ancak şöyle bir olay da var. Her ne kadar kurutan olduysa da aynı gün, aynı zamanda bir hafta içerisinde herkes fındığını satmak için pazara indirdiğinde fındık fiyatı 26,5'tan şu anda 23-24 TL civarında dolaşıyor. Tabii bunu nasıl yorumlarsınız? Ben ahlaksızca yorumluyorum bunu. Çünkü fırsatçılık. Buradaki yaşayan insanlar memleketinden tekrardan çalışmak amacıyla, iş güçlerinin başına gitmek amacıyla İstanbul'a, Ankara'ya, İzmir'e veya yurt dışına gidecekler. Bunu bilen tüccar da depom yok gibi mazeretler üreterekten fındığı almak istemiyor, nazlanıyor. Tabi bunu buradan söylüyorum, herkes tepkisini göstersin diye de söylemiyorum. Olan bu. Herhalde herkes önüne bakıyor. Şimdi bu yağmurlu havada fındığın üzerine naylon ört, çıkar, sakla. Bayılır, güneş yok. Zaten zor şartlar altında kuruyorum kuruyorum. Neyse, bunları geçiyoruz. Böyle muhteşem doğa olayını tekrar izlemeye devam ediyoruz. Bakın. Sırt kısmında. Bu taraf güneşli olduğu için, güneşli olduğu zaman şöyle şu alanda bildiğimiz incir oluyor. Bu taraflarda pek kaliteli incir olmuyor ama şu güneşin olduğu yer bu şekilde Ağasar Vadisi deresine kadar V şeklinde düşünürseniz burayı çok güzel incir oluyor. Kaliteli. Bu dağın arka tarafı da Beşikdüzü ilçesi. Daha sol tarafı da Eynesil tarafı. Giresun Eynesil.
Yani böyle büyük bahçeler yok burada. Hani bahçe sahibi, bahçe ağası, köy ağası olayı yok. Şöyle diyeyim, küçük küçük bahçeler vardır. Burası şu ekrana gördüğünüz kadarıyla olan yer bana ait. Yani burası yaklaşık bir dönüm. Bir küçük de bir fasulyelik var. Turşu koymak için. İçinde de birkaç tane mısır. İşte salatalık, fındık ayıtlıyorduk. Ancak yağmurdan dolayı ara verdik. Bakın ayıtlanmış fındığı da bu şekilde görüyorsunuz. Sıkını alıyoruz. Kuruyan dallarını kesiyoruz. Maalesef hava durumu bu kadar. Başka nasıl anlatmak gerekir Karadeniz'i? Ne diyor o türküde, şarkıda? Sen anlat Karadeniz kendini. Sen söyle, sen anlat. Ya bu evler boyanmamış, çarpık çırpık evler. Sıvanmamış. Bu kadar evleri yapıyorsunuz, bari dışını sıvatın. Ege Akdeniz'deki evler gibi dışını sıvatın, beyazlığa mı artık, bolu maviye mi, ne bulursanız bulun dışını boyatın ya. Fındık kurdu gibi, buradan da bakınca bütün evler, camları, çerçeveleri takılı olmadığı için hepsi fındık kurdu gibi bakıyor aynen. Bakın, aynen bu şekilde, kim ne derse desin. Yani ekrana sığdığı kadarıyla gösteriyorum. Boyasız, sıvasız. Fındık kurdu. Abi değişik sis geldi şu anda. Ara Kaplıyor köyü diyeceğim. Çok kısa bir süre daha bir çekim yapayım. Bakacağım sonucu ne aleme geliyor. Yani bu şekilde geliyor gidiyor vadi içerisinden doğru, rüzgarla, hava akımıyla değişiyor. Umarım sonuna kadar izlemiştirsiniz, beğenmişsinizdir. Ya bu kadar işte, olay bu kadar. Karşı köyler hayal meyal seçiliyor yani. Yok gitti. Köyün üzerini sineklik gibi o ince bir bulut tabakası, sis tabakası sarmıştı. Şu anda yok gitti. Ha, güzel bir çekim olduğunu zannediyorum. Dediğim gibi Üzümüzü Mahallesi'nden 2 Eylül 2021. Neyse gençler, baylar bayanlar. Hepinize selamlar, sevgiler. İzlemeye devam edin. Fırsat buldukça bu tür videoları çekeceğim. Tabii ki artık fırsat bulursam. Şimdilik hepiniz hoşça kalın. Görüşmek üzere.